En dürüst ol. Ağzınla konuş, başka tarafla konuşma. Ben Uygur Türklerinin özgür olmasını istiyorum. Defalarca onu savundum. Çünkü bir grup, bir azınlık, bir yerde özgür olmak istiyorsa elbette özgür olsun. Onun da bir faturası var. Ufak bir bölgede yaşayacaklar. Değil mi bağımsız olursalarsa? O faturayı da öderlerse eyvallah olsunlar. Ben derim ki herhangi bir grup özerk olmak istiyorsa olsun. Saçma sapan bir karar ama sonunda kaybedecekler onlar olur. Zaten eğer bir birliktelik bir insanlara kazandırmıyorsa fazla o insanlar ayrılık isterler. O ayrılık isteyenleri suçlamak yerine biz niye bu insanların bir arada kalmasını daha yararlı hale, onlar için daha avantajlı hale sokmadık diye kendinize sormanız lazım. Uygurlar, şimdi Çinliler ne derler? Bu Amerika'nın bizi bölmek için oyunudur. Uygurları Amerika destekliyor. Şimdi Doğu Perinçek bu kafayı yürütüyor mu? Aynı mantığı. Amerika'nın işte şeyi bölme oyunudur. Çin'i bölme oyunudur. Buna karşı çıkalım. Emperyalist oyundur. Demiyor. Veyahut da Rusya'dan Türkçe Cumhuriyetler ayrıldığı vakit ayrılsın dedik değil mi? Bağımsızlık istiyorlar Türkmenler, Kazaklar maşallah ayrılsınlar. Ama Ruslara göre bu Amerika'nın parçalamasıydı. Ki gerçek de oydu. Ama biz onu destekledik değil mi? Yani mesele Amerika değil. Mesele bir ülkenin bölünmesi bağımsızlığı değil. Bak Kıbrıs'ı şak diye ortadan böldük. Hem de askerle gittik değil mi? Yani Kıbrıs bir aradaydılar. Arada biraz şeylik vardı. Biz gittik onları böldük. Kıbrıs'ı böldük. Etnik şeyle böldük. Hello. Demek ki bölünmesi de umurumuzda değil. Yani olayı dürüstçe değerlendirdim. Olay nedir? Ha, Türk diye Kürt diye bir kavim var. Sen Türkçüsün, kavimciysen veya Kürtçüysen, kavimciysen bunu Amerika, İsrail bölünme falan filan diye palavraları örtme. De ki ben kavmiyetçiyim, ırkçıyım, faşistim, eyvallah. Şimdi Türklerle Kürtler bu kadar yıl birlikte yaşamışlar. Birlikte yaşamaları çok daha anlamlı, çok daha yararlıdır. Saçma sapan bir şeydir. Birbirleriyle evlenmişsiniz. Göçmüşsünüz her tarafa birbirinize karışmışsınız. Ondan sonra kavga edeceksiniz. Birbirinize bağırıp çağıracaksınız. Araya duvar koyacaksınız. Dünyanın en saçma işi. Bölünme. Hem de bu bölünme de öyle geri kalmış ülkelerde de böyle şey olmaz yani. Kavgasız, gürültüsüz, kansız da olmaz. Dünyanın en saçma işi. Güzel kardeşim insansınız birlikte yaşayın. Ne kadar geniş bir alanda dolaşabilirsen pasaportsuz o kadar iyidir. Bir Kürt niye İstanbul'a pasaportla gitsin? Ve İstanbul'daki Kürtler niye başka yere pasaportla gitmek zorunda kalsın? Saçma sapan bir şey. Ancak olay.